Merhaba arkadaşlar, Serapilel Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz aşağıda abone ol yazan yere tıklayıp abone olabilirsiniz. Çanın üzerine de basıp videolarımı paylaştığım anda bildirim alabilirsiniz. Yine güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Eminim biliyorsunuzdur pek çoğunuz ama benim yine hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Yeşillerini daha uzun çekip daha çimen havası verebilirsiniz. Şuraya daha yüksekte kalabilir bunlar. Böyle. O sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Şimdi öncelikle zincirimi çekiyorum. 8. zincirime geri dönüp batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 zincir çektim. 4. zincirime batıyorum. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 4 zincir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 zincir tekrar. 1, 2, 3, 4 zincir tekrar. 5 ve 6.'yı oluşturayım. Şöyle bir yuvam oldu arkadaşlar. Şimdi başka renk ipime geçiyorum. Şöyle şuraya battım. Tepesine bir sardım. Şu yuvama atladım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şuraya batıyorum, hemen önündeki yuvaya sık iğne ile. Bunu buraya kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuraya batıyorum. Kapatıyorum. Tepesine bir sardım. Tekrar buraya 8 tane. 2, 3, ikili trabzan yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve şuradaki boşluğuma sık iğne ile battım. Bakın şöyle bir şem oldu. Şimdi geri döndüm. Bir, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Tepesine bir sardım. Tam şu tepeye battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu boşluğumun içinden geçtim, kapattım. Tepeye bir sardım. Şuraya battım. 1, 2 de çıktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Boşluğa daldırdım. 1, 2, 1, 2, 3 zincir boşluğa daldırdım. Aslında hepimizin bildiği bu maydanoz denir buna. Maydanoz tekniği gibi. Tabi her yörede farklı ismi olabilir. Bizlerde maydanoz denir.
Bunu böyle bütün yuvasına bu şekilde 1, 2, 3 ve sonuncuya 1, 2, 3 bakın. Şimdi alıyorum ipimi yine elime. Hiç ilmeksiz bir şekilde şurada bir yuva yapmıştık, hazırlamıştık. Buraya böyle battım arkadaşlar. Tepesine bir sardım. Şuraya atladım. 1, 2, 3 zincir çektim. İçinden geçirdim. Tekrar ikili trabzan yaptım. İçinden geçirdim. Aynı işlem. 1, 2, 3. İçinden geçirdim. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Aynı işlem diye burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir tekrar içinden geçiriyorum ve bırakıyorum. Şöyle zincir çekelim ki sökülmesin. Bakın böyle oldu. Şimdi gelelim arka tarafımıza. Şunun tepesine bir sardım. Şuraya şu şekilde 1, 2, 3'lü trabzan yaptım. Tekrar tepeye bir sardım arkadaşlar. Şu çiçeğimizin şu kısmına, bu tek tarafına, yani dıştan görünmeyecek şekilde bakın şöyle trabzan yapıyorum. Yine şuna 1, 2, 3 de çıktım. Tepeye yine bir sardım. Bakın şöyle. Buradan bakınca anlaşılmıyor gördüğünüz gibi. Bir sardım yine. Şöyle. Hepsinin arasından 3 seferde çıkarıyorum. Trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yine bir sardım. Şuraya battım. Bir ilmek aldım. Şuradaki şuraya da batıyorum. 1, 2, 3. Bu tarafına da arkadaşlar. Ta alttaki sırama. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet. Bu şekilde oraya da atladık. Şimdi tekrar yine tepeye bir sardım. Şuraya. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 2, 3'te çıktım. Hepsinin arasından şöyle tek kanadından geçiriyorum ki arka taraftan belli olmasın diye. Bir, iki, üç de çıktım yine.
Yine şuradan tekten geçiriyorum. Şöyle bu tarafı bu şekilde, bu tarafı bu şekilde düz. Dediğim gibi burayı daha uzun tutup yeşilinin görünmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi çevirdim. 4 zincir çektim. Şimdi aşağıdakileri hesaplıyoruz arkadaşlar. Tam onun hizasına gelen yere, trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tam onun dediğim gibi hizasına gelen trabzana batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu da tam buraya denk gelmiş. Bakın şöyle göstereyim. Şurayı hesaplıyoruz. Üst sırayı, şu sırayı yaparken. Şurayı hesaplıyoruz. Hepsini aynı hizaya getirmeye çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir tekrar. Ve şuraya batıyorum. Tekrar 4 zincir. Bu sıramı şuraya batarak sonlandırıyorum. Bakın bu arka taraftan böyle, ön tarafından bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çevirdim. Şöyle tepesine bir sardım. Şu tam ortaya denk gelen yuvama 8 trabzanımı başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan. Yaptım. Şu boşluğa boş şekilde battım. 1, 2, 3, 4. Şuraya da 4 zincirle yine sık iğnemi yaptım. Tepesine sardım. Şu tam üzerine gelen boşluğa da tekrar 8 trabzan. Beş, altı, yedi, sekiz trabzanımı yaptım ve boşluğuma battım arkadaşlar. Çevirdim. Bakın. Şimdi şunu da yapayım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tepeye battım. Aynı işlem arkadaşlar yine. Bu maydanoz dediğim şey. Bir, iki, üç zincir. Tepeye battım. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç zincir. Yine boşluğa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Ve son. 1, 2, 3.
Şimdi şu boşluğuma battım ve karşıya atladım. 3 zincirle buraya da yapmaya başladım modelimi. Model bu. Umarım beğenirsiniz. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkası bu şekilde. Şöyle göstereyim. Önü bu şekilde. Şöyle kat kat da duruyor arkadaşlar. Hani istediğiniz boyutta yapın. Bu vayu bebeklere etek bile yapılabilir bunlardan. Bakın. Bu şekilde. Çok güzel olmaz mı sizce? Kızlarınıza etekler yaparsınız. Yani size kalmış. Anlatması benden, yapması sizden arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.